bulunuyor. Peki Fed başkanları ne diyor? Bir de hızlıca ona bakalım. Ee, Atlanta Fed Başkanı Bostik bu yıl hala bir faiz indirimi bekliyorum diyor. San Francisco Fed Başkanı bu yıl 3 faiz indirimi makul diyor. Cleveland Fed Başkanı da 2024 için 3 faiz indirimi oldukça uygun görünüyor açıklamasında bulunuyor. Evet konuşacağız. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant bizimde bizimle olacak. Şant Bey hoş geldiniz yayına. İyi günler, teşekkür ederim. E, Şant Bey, ne dersiniz? Powell'ın açıklamalarını nasıl değerlendirdiniz? E, şimdi önce şunu söyleyeyim. Yani e, açıkçası son FOMC toplantısından bu yana tabii e, Powell'da dahil olmak üzere e, önemli başkanların birkaç kez konuştuğunu gördük. E, ama e, sonuç itibariyle e, bu kişiler tam olarak da son gelen veriyi göz önüne alarak konuşmuyorlar. Elbette ki bir trendi baz alarak konuşuyorlar. Ve o trende de baktığımızda iki tane nokta görüyoruz. Bunlardan bir tanesi enflasyon tarafında özellikle son 3 ayda yukarıya doğru bir hareketlilik var. Diğeri de istihdam piyasasına baktığımızda bir yavaşlama söz konusu. Kötüleşme demiyorum yavaşlama söz konusu. Dolayısıyla bu gözle baktığımızda doğal olarak kendilerini bağlamak istemiyorlar. Ama FED toplantısından sonra var olan oluşan ana fikir yani bu yıl 3 tane indirilebilir ana fikri hala geçerli olan söylem. Dolayısıyla ben açıklamaları her defasında takip etmek yerine biraz daha verilere bakmayı tercih ediyorum. Onların başında da yarın açıklanacak olan istihdam verisi geliyor. Eğer ücret tarafında bir baskı olmazsa o zaman Haziran ayının hala masada olduğunu görürüz. Ama ücretlerde bir sıçrama görürsek Haziran ihtimalinin %50'nin Net bir şekilde altına inmesi söz konusu olacaktır. Ee, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde ikiye doğru ineceğine güvenimiz e, artana kadar politika faizimizi e, düşürmenin uygun ol, olmayacağını öngörüyoruz diyor. Yani bu yüzde ikiye ulaşma hedefi e, biraz e, zaman alacak gibi durmuyor mu sizce de? Şimdi faiz indirimleri açısından bakarsak aslında ikiyi görmelerine gerek yok. Yani iki 2.5'a doğru bir geri çekilme momentumun oraya doğru olduğu anlaşılırsa veya genel olarak enflasyonu yükselten önemli kalemlerde momentumun kırıldığını görürlerse faiz indirimlerine başlayabilirler. Ama genel olarak katılıyorum. Yani iki seviyesini görmemiz biraz daha zor olacak. Özellikle şu son dönemde baktığımızda petrol fiyatlarının, bakır fiyatlarının yavaş yavaş yukarıya doğru hareketleniyor olması. Kaliforniya gibi iş gücünde önemli yer tutan bir bölgenin asgari ücretlere 1 Nisan itibariyle zam yapmış olması. bu gibi detaylara baktığımızda Fed'in neden temkinli davrandığını aslında anlayabiliyoruz. Temkinli şimdi ee... Kimisi bir faiz indirimi diyor, kimisi üçte hala ısrar ediyor. Siz nasıl bir öngörünüz var bu konuda? Çünkü yani her aslında sürekli bir üç faiz indiriminden söz ediliyor ama her ay bu birazcık daha öteleniyor gibi görünüyor açıklamalarla birlikte. Ben bu işin sonunda hani bu kadar söyledik bari yapmış olalım diye bir kere de bırakabileceklerini bile düşünüyorum. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Şimdi açıkçası aslında sene başında veya geçtiğimiz Kasım Aralık ayında konuşuyor olsaydık %6 indireceğini söyleyen insanlar da vardı. Yani 2023'te resesyon olacak hikayesini pazarlayanlar bunu 2024'de aktardığı için 6 tane ile başladık. Ondan sonra 3'e geldik. Hatta FED toplantısından sonra güvercin bir FED ile karşı karşıyayız analizleri yapıldı. Şimdi bir panik yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Ee, az önce söylediğim gibi şu ana kadar gelen veriler Haziran ayını çok desteklemiyor. Ama netice itibariyle Mart, Nisan ve Mayıs verileri önümüzde bu Haziran ayını makul bir tarih olmasına neden olabilir. Ama şahsi görüşüm benim de bir veya hiç indirmeyeceği yönünde. Çünkü Amerika'da devlet çok net bir şekilde harcamaya devam ediyor. Dolayısıyla enflasyonun bazı yerlerde beli kırılmış olmasına rağmen hizmet sektörü ve kamu harcamaları açısından hala problematik olduğunu söyleyebiliriz. Peki e, Kasım seçimlerinin etkili olabileceğini düşünüyor musunuz bu kararlarda? E, hayır. Açıkçası dün e, zaten Powell da bunun altını çok net bir şekilde çizdi. E, ve şu kaygıları olduğunu da ben görebiliyorum. Yani buraya kadar Fed çok iyi bir şekilde getirdi. Bu noktadan sonra Fed'in siyasi bir kaygısı ...taşımaktan ziyade bu işi resesyona götürmeden... ...gerçekten o yumuşak inişledikleri şekilde becerebilmek ve tarihe geçmek. Ama e, şu argümanlar yapılabilir elbette. İşte e, ekonomi yavrusu için Biden'ı destekleyecek şekilde bir faiz indirimine e, gidebilir. Veya Trump'la beraber çalışmak istiyor Powell. E, Trump'ın çok favori adayı değil. Dolayısıyla Kasım seçimlerini atlatır ondan sonra indirime gider... Bunlar elbette spekülatif yorumlar olarak yapılabilir ama dünkü konuşmada da çok net verilen sinyal biz kendi işimize bakarız, siyaseti etkilemeye çalışmayız şeklindeydi. Peki bir de Avrupa'yı konuşalım isterseniz. İşte üfe rakamları da geldi mesela. Orada Şubat'ta aylık bazda %1'lik, yıllık bazda da %8.3'lük bir gerileme söz konusu Euro bölgesinde. Ee, Avrupa'da da yılın başında faiz indiriminden söz ediyorduk. Orası daha mı yakın dersiniz? Ee, öyle gözüküyor. Aslında e, Avrupa tarafında kendi içinde de baktığımızda Nisan ayına işaret eden üyeler olduğunu, Nisan-Haziran dönemini e, makul gördük üyeler olduğunu görüyoruz. Ekonomik anlamda baktığımızda da özellikle Amerika ile karşılaştırdığımızda hem iş gücü piyasası hem büyüme bakımından Avrupa biraz daha faiz indirimine yakın gözüküyor. Çevre ülkelerde yani bundan önceki krizde olduğu gibi çevre ülkelerde bir sorun yok ama Almanya'nın ekonomisinde ciddi problemler var. Dolayısıyla Nisan ayı biraz daha düşük bir ihtimal ama Nisan-Haziran toplantılarından birisinde Kesin demeyeyim, tabii kesin iddialı olur ama indirmesi yüksek ihtimalle olan Merkez Bankası şu anda Fed'den ziyade ECB diyebiliriz. Peki, şimdi bir yandan da aslında OPEC Plus'ın da üretim politikasına değişikliğe gitmediği haberlerini görüyoruz istikrar kararı öne çıktı. Bazı ülkeler üretim kesintilerine uyumu artırmaları yönünde teyit yapıldı. Hedeflere bağlılıkta iyileştirme sözü yenilendi. OPEC Plus üyeleri geçen ay günlük 2.2 milyon barelik gönüllü üretim kesintilerini uzatmıştı. Bu kapsamda kesinti Haziran ayı sonuna kadar devam edecek. Şu anda Amerikan tipi ham petrolde 85 doları görüyoruz. Brent petrolde ise 89 doları görüyoruz. Ama 100 doların üzerine çıkabileceği yönünde raporları da ardarda arda görüyoruz. Nasıl bir değerlendirmeniz var? Çünkü petrol demek aslında tüm ekonomilerin çok etkilenmesi demek. Şimdi şunu unutmayalım. Şu andaki petrol fiyatlarında belli bir ölçüde Kızıldeniz krizi de var. Dolayısıyla sadece OPEC dinamikleriyle yükselmiyor. Kızıldeniz'deki saldırılardan kaynaklanan bir yükseliş de var. 100 doların üzerine gitmesi açıkçası Çin ekonomisinin ne hızda toparlanacağına bağlı. Geçen yılda böyle beklentiler vardı. İlk kısıntı çıktığında keza yine 100 dolarların üzeri hemen raporlarda kendisine yer bulmuştu. Ama Çin ekonomisi belirli bir toparlanmaya girmediği sürece bunun olmasını ben çok mümkün görmüyorum. Bir ikinci gelişme de tabi jeopolitik olarak Amerikalılar biliyorsunuz bu hafta içinde Suudi Arabistan'a gitti ve İsrail'le uzun vadeli bir barış imzalatmaya çalışıyorlar dolayısıyla oradaki pazarlık maddelerinden birinin de ben petrol fiyatlarında, petrol üretiminde bir artış olacağını düşünüyorum. Amerika bir savunma anlaşması da sunmak istiyor Suudilere. Hemen bu önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olan bir vaattir anlamında demiyorum. Ama bir noktada Suudilerin hem pazar paylarını korumak için hem de Amerika ile olan ilişkilerini sağlam tutmak için yeniden normal üretimine geri döneceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 100 doların üzeri bu jeopolitik ortamda olabilir mi? Elbette olabilir ama kalıcı olması için veya oraya doğru hızlı bir hareket için öncelikle Çin ekonomisinin daha hızlı bir toparlanmaya girmesi gerekiyor. Şimdi tabii öyle bir ortam ki bir yandan hala enflasyonla mücadelenin devam ettiği, bir yandan işte büyüme sıkıntılarının yaşandığı tablo dünyada hakim. Böyle baktığınız zaman altının bir süre aslında güvenli liman özelliğini kaybetti mi diye düşündüğümüz zamanlarda, şimdi altında tekrar altının altında yükselişleri gördüğümüz, 2000 şu anda da 2284 dolarda, 2100 doların üzerinde hareket ettiği bir tablo var karşımızda. Buradaki beklentiniz nedir? Şimdi açıkçası orada benim de genel olarak eski veya kurallara göre diyelim beklentim, altın fiyatlarının düşmesiydi. Çünkü en azından yükselmemesiydi. Çünkü reel faizlere baktığımızda Orada çok net bir şekilde yukarı çıkmasa bile düşmediğini görüyoruz ve reel faizin alternatif getirinin yüksek olduğu bir ortamda doğal olarak baktığınızda altın fiyatları çok fazla yukarıya gitmez. Ama özellikle Amerika'nın veya Batı bloğunun Rus rezervlerine yaptıklarından sonra, yani el koyma çabasından sonra Çin'in kendi rezervlerini güven altına almak için ...düzenli olarak altın aldığını görüyoruz. Yine Çin tarafındaki yavaşlamadan korkan hane halkının... ...Japonya'da kurun değer kaybetmesinden rahatsız olan hane halkının... ...altın alımlarının arttığını görüyoruz. Dolayısıyla o eskiden var olan denklemin... ...bu defa özellikle jeopolitik gerginlikler... ...ama kısmen de ekonomik nedenlerle çalışmadığını gördük. Son dönemde de gümüş gibi daha spekülatif... ...daha risk almak isteyenlerin aktif olduğu bir değerli metanın hareketlendiğini görüyoruz. Bu ikisini bir araya getirdiğimizde altın hareketinin biraz daha devam edeceğini söylemek bence hatalı olmaz. Peki, şimdi tabii artık pek çok alternatif var. Bunlardan birisi de kripto. Böyle baktığınız zaman önümüzdeki dönem için kriptodaki hareketli nasıl görüyorsunuz? görüyorsunuz. Özellikle Fed'den tabii çok etkileniyor. Orada nasıl bir beklentiniz vardır acaba? Özellikle Bitcoin tarafında. Şimdi tabii şunu hani alternatif dediğiniz için vurgulamak istiyorum. Merkez bankaları açısından tabii kişiler açısından, yatırımcılar fonlar açısından Bitcoin dijital altın olarak bir alternatif olabilir ama hala merkez bankaları açısından veya para politikasını belirleyen kurumlar açısından baktığımızda Bitcoin bir altın yerine alternatif değil. Orada bir rekabet oluşturabilmiş değil merkez bankaları için. Ama Bitcoin'de Fed'i biraz geride bırakmak üzereyiz diyeyim çünkü. Ben çok katılmasam da piyasanın sevdiği o halving yani Bitcoin üretmenin ödülü olan Bitcoin miktarının yarılanması dönemine bir 15-16 gün kaldı. Dolayısıyla onun getireceği bir spekülatif yükseliş olabilir. Ama o konuyu da dışarıda tutarsak eğer Bitcoin'e olan ilgi daha doğrusu Bitcoin fonlarına olan ilgi bence orta vadede devam edecek. Dolayısıyla ara ara şu dönemde olduğumuz gibi Fed işte faiz indirimleri gecikecek gibi çok aslında etkilemeyecek olan korkular kısa vadede baskın olsa da orta vadede ben fiyatların yukarıya doğru devam edeceğini düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Şant Bey değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Şant Monukyan bizimleydi. Efendim, e, efendim... Oldukça hareketli bir küresel piyasa e, tablosu var aslında. E, bir değerlendirme daha